Ispanaklı su böreği çok iddialı bir yemekle gelinlerimiz bugün karşımızda. Neler olmuş? Vallahi bayağı babaannem börek yapmış. Gerçekten çok iyi açmış. O su böreğinin tadını alıyorum. İç harcı çok yakışmış. Peynirle ıspanak zaten çok uyumlu. İç harcını da bayağı güzel lezzetlendirmiş. Gayet de güzel pişirmiş. Altına bakalım. Altı biraz daha pişebilirdi sanki. Bir tık fazla yağlı. Ama tarif mi öyle, gelinimiz mi böyle yapmış bilemedim. Çok lezzetli bir börek. İkinci tabağımız. Şapkam olsa çıkarıp şuraya koyacağım. Bu daha da güzel olmuş. Neden daha da güzel olmuş? Yani hiçbir farkları yok ama bu gelinimiz hamurunu da çok ince açmış. O daha kabarık ve yoğun bir börekti. Bu bayağı çıtır çıtır çıtır. Bu büyük 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 annem gelmiş açmış gibi olmuş. Vay be, canım kayınvalidelerim yandı bugün. 2'de 2 mükemmel. Üçüncü tabağımız. Lezzeti çok güzel, gerçekten de güzel el açması bir börek var önümde. Ama hamuru kalın olmuş. İç harcı, yani şunların o kadar lezzetliydi ki bunun iç harcı biraz daha bence kavrulmalıymış. Üstünü de bir tık fazla yakmış. Altı falan güzel pişmiş de yani diğerlerinin yanında sönük kaldı. Bu da çok iyi ama şansına küssün. Son tabağım, ay bu da güzel çıkarsa düşüp bayılırım vallahi. Çok üzüldüm bu gelin adına. Çünkü çok güzel bir aslında börek yapmış da yetiştirememiş herhalde. Üst kapağı yok. İç harcı lezzetli. Bence hamurları ince açılmış. Ama yani öyle bir koşturmuş ki belli ki yarım kalmış tabak. Çok yazık olmuş. Hadi bakalım. Haftanın dördüncü gününde kızlar iddialı yemeklerle karşımda. O zaman ben de iddialı puanlar vermeliyim. Şu birinci tabak külliyen beşi kaçırsın. Çünkü daha da güzeli var. Dört alsın. İkinci tabak yıldızlı beşi kapsın. Üçüncü tabağımız 3 puan olsun. Dördüncü tabağımızda en zayıf halkamız maalesef yetiştiremediğini düşünüyorum. 1 puan. Bakalım. Haftanın dördüncü günü yarın 10 altın bilezik var. Kimlere kaç puan gitti? El açması çıtır çıtır ıspanaklı böreklerimizde 3 puanı kim kaptı? Özlem. Bak el açması böreği vallahi becermiş Özlem. Tebrik ediyorum ve beşi kaçıran gelinimizin yanına yanaşıyorum. Bakalım kim güne 4 puanla başlıyor? Kim en güzel böreklerden bir tanesini koymuş önümüze acaba? Yeşim tecrübeyi konuşturmuş. Bu durumda şu muhteşem tabağı Aleyna mı yaptı, Damla mı? Hadi bakalım. Çok heyecanlı bir tabak olacak bu. Gerçekten de Damla biliyorsunuz aldı başını gidiyor Tuğba'dan sonra. Bilezik doldu kolları. Aleyna'nın dördüncü haftası daha tek bir bileziği yok. Bakalım kim iddiasını koymuş ortaya? Sıkı dur Hüseyin. Sen de merakla bekliyorsun görüyorum. Damla! Aferin kız Damla. Gerçekten şahane tabak çıkarmış. Aleyna da yetiştirememiş. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam! Oo! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Alnımın akıyla 122 bilezik oldum. Zirveye çıktım. Aa! Gerçekten! Hem
geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! Yüzün üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun, benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzelmiş.